çok uzun zamandır CHP en yüksek oyu toplayan birinci parti olmamıştı seçimlerde, yerel ya da genel seçimlerde. Önemli bir rüzgar esti. Ama bunun ne kadar CHP ile ilgisi var, o da apayrı tartışılır. Çünkü bana göre bu bir dip dalga ve ekonomi problemlerine karşı, yaşadığımız ekonomik problemlere karşı, özellikle emekliler başta olmak üzere kent yoksullarının ve giderek orta sınıftan düşen kesimlerin bir reaksiyonu, bir tepkisi olarak görmek mümkün. Yani muhalefeti ödüllendirmek için değil, daha çok iktidarı bugüne kadar yaptıkların nedeniyle cezalandırmak üzere verilmiş oylar burada önemli bir ağırlıkta diye düşünüyorum. Mutlaka başka türlüsü vardır. Ekrem İmamoğlu'nun katkılarından, Mansur Yavaş'ın verdiği güvenden vesaire. Yani şimdi bunları çeşitlendirmek mümkün. Bunların katkısı vardır ama esas olan sanki bu ekonomik sıkıntıların ortaya koyduğu, enflasyonun, hayat pahalılığının ortaya koyduğu bir reaksiyon, onun bir dip dalgaya dönüşmesi oldu. Başka önemli konular da var tabii. Ben kadınların gerçekten hiç olmasa sahneye 11 başkanla çıkmalarına doğrusu sevindim. İlçe belediye başkanlıklarında da pek çok kadın görev almış oldu. Belediye başkanı seçilmiş oldu. Bu tarafı da önemli. Cumhurbaşkanının tabii akşam açıklamalarda bulunurken OVP'ye işaret etmesi, yani programın devamına ilişkin bir takım açıklamalarda bulunması, demeçlerde bulunması, eksiklerimizi gidireceğiz demesi, böyle daha önümüzdeki süreçte 4 yıllık bir seçimsiz dönem olduğunu vurgulaması, Türkiye'nin enerji kaybedecek konularla uğraşmayacağını ifade etmesi, bunlar da biraz piyasaları yatıştırdı. Çünkü hemen bu sonuçlar çıkar çıkmaz herkes birbirine ister istemez ya Mehmet Şimşek kalır mı? Bu hezimetin faturası Mehmet Şimşek'e ve ekibine çıkar mı diye sorular vardı. Erken seçim gelir mi? Hemen arkasına soruları vardı. Tabii hiç kuşkusuz dolar yarın ne olur soruları da herhalde yukarı çıkar soruları da bunları izliyordu. Ama bugün benim gördüğüm, tabii sen nasıl gördün, nasıl değerlendiriyorsun, ekonomi tarafında sabahtan zaten Merkez Bankası da reskont faizlerini filan da bir yukarıya çekerek doğrusu ben buradayım mesajı verdi. CDS'ler de biraz hafif de olsa bir gerileme gösterdi. O seçimin o hararetini, o müthiş değişikliği, Türkiye'de siyasi olarak farklı bir hava esiyor olmasına rağmen bugün biz piyasalarda öyle olağanüstü bir takım gelişmeler görmedik. Neye bağlıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun diye sorarak sohbete başlamış olalım. Şimdi biraz evvel bir kelime kullandım. Ben ona pek katılmadığımı belirterek başlayabilir miyim müsaade edersen? AKP açısından bir hezimet olduğunu düşünmüyorum ben yani. Aslında önemli bir ciddi bir oy toplamayı başarmış durumda. Bunu bir tarafa koyarak şunu söylemek istiyorum. Hezimet derken, çok kusura bakma. Şimdi haritayı böyle gözünün önüne getirdiğin zaman siyasi hezimetten bahsediyorum. Yani seçimler sonrasında gelen böyle ekranın önüne koyduğun zaman o daha önce klasik olarak turuncu olarak işaretlendiği renklinden yerlerin çoğunda kırmızıların hakim olduğunu görüyoruz. Diğer bir kısmında da farklı renklerin olduğunu görüyoruz. Ben onu kastettim. Yoksa hezimet derken bu bir duygu ifade eden bir şey değil, bir tespit ifade ediyorum. Şimdi bu bence sonuçta herkesin hemen hemen çıkaracağı bir takım dersler var. Yani mesela sadece AK Parti değil, İYİ Parti'nin de, DEM'in de, diğer partilerin de çıkaracağı, bu arada YRP'nin çok ciddi bir şekilde önemli bir oy potansiyeline ulaşıp 3. parti olması bayağı önemli sonuçlar içeriyor bu yerel seçim. Onu belirtmek lazım. Yani bunu, yani çok biz ilk günkü yorumlar itibariyle konuşuyoruz şu anda ama göründüğü kadarıyla İYİ Parti çok önemli bir mevzi kaybetmiş durumda. Oradaki kaybedilen mevziyi önemli ölçüde CHP kazanmış görünüyor. Benim gözlemim bu. Diğer taraftan küskün bir AKP'li grubu olduğu görünüyor. Yani seçim sandığına gitmeyen ve oy vermek istemeyen, en azından AK Parti'nin kendi seçmeni olup nereye vereceğine kesin karar verememiş ama seçime gitmemeyi tercih eden bir kesim de var. O yüzden çıkan sonuçlar, katılım oranına baktığınızda %77 açıklandı yanılmıyorsam en sonunda. Daha önceki seçimlere göre daha düşük bir katılımın olduğu, AK Parti seçmeninin de çok fazla sandığa gitmediği bir durum var. Yani o yüzden hani bunu hezimet demek belki çok doğru değil derken öyle başlamamın sebebi o. Yani bu CHP'nin de çok büyük bir başarısı gibi görünmekle birlikte böyle hassas analizlere ihtiyaç duyan bir şey. Ve CHP'nin de hani bunu böyle müthiş bir zafer olmaktan öte iyi değerlendirerek alçak gönüllü, mütevazi bir stratejiyle yola devam etmesinde fayda var. Bu hepimiz için geçerli bu arada. Hepimize fayda sağlayacak bir durum bu. Şimdi erken seçim olur mu olmaz mı tartışmalarını herkes yapacaktır. Önümüzdeki günlerde daha da sık olacaktır ama ben Cumhurbaşkanı'nın 4 yıllık perspektifine sadık kalmasını umuyor ve diliyorum. Çünkü sonuçta Sayın Demirel'in tencerenin götürmeyeceği iktidar yoktur lafı galiba bu seçimde de karşılık bulmuş görünüyor diyeyim. Ekonomik olarak bayağı zorlanan kesimler sonuçta bir tür mesaj verme ihtiyacını bu seçimde gidermiş oldular ve teknik olarak iktidara da bir mesaj verilmiş oldu. Şimdi buradan itibaren bizim sosyetimiz... Mesajın epey ötesine geçmedi mi sence? Ciddi bir ihtar olmadı mı bu? Bence bayağı ciddi bir ihtar oldu. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü bahsettiğin gibi mesela benim çok dikkatimi çeken 2-3 yer oldu ama takip ettiğim yerler içinde mesela bir Antalya önemli bir şey var ama Adıyaman, yani çok çok önemli Adıyaman, Kütahya, Afyon, yani bunlar çok önemli değişimler ve burada sanıyorum bu ihtarı yapabilmek için hemen hemen herkesin bir arada gelip adres olarak gösterdiği CHP tek başına kendi ideolojisi ve savunusuyla bu oyu aldı demek biraz zor. Yani benim görüşüm o. Kesinlikle katılıyorum. Bu bir tepki. O yüzden bu bir tepki. Yani sadece CHP'ye ittifak değil bu bir de tepki. Ve tepkiyi de ben Türk seçmeninin ferasetine inanan adamlardan biriyim. Diyeceksin ki nereden geliyor bu inancın? Ben seçimlerde devasa hileler yapıldı. Hilelerin yapıldığını düşünüyorum ama devasa hileler yapıldığını düşünmeyen taraftayım. Yani %1-2, bunlar %1-2'ler çok az oranlar değillerdir. Yani 48,5-51,5 gibi bir yerde %2 çok ciddi fark yaratıyor. Onu ayrı bir yere koydum ama hani 48 var bir yerde de, yani ana blok halen daha orada veya 50 var orada bir yerde blok var, yani o bloğu çok yadsımamak lazım ama kendi bankacılık tecrübelerimden de edindiğim bana kalan şeylerden, derslerden biri derli toplu bir mesaj verirseniz onu algılıyor halk. Yani orada çok şüphem yok benim. O yüzden de şimdi burada gelinen nokta itibariyle seçimi hakikaten çok uzun analiz etmek mümkün ama biz işin ekonomi tarafına bakarak hani bundan sonra ne olacak konusuna biraz yoğunlaşalım istiyorum. O yüzden de Sayın Şimşek'in mesajını da, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajını da ben burada önemli görüyorum. Neden dersen burada AK Parti'nin çok büyük ihtimalle biz bu uyguladığımız ekonomik politikanın bazı sonuçları olacağını ve bunların da belki sandığa yansıyacağını görüyorduk ama buna rağmen buna devam ettik gibi bir söylemle bizim karşımıza çıkma ihtimali olduğunu ama bunu inşallah devam ettirirler diye düşünen taraftayım. Çünkü seninle daha önceki sohbetlerde de söylemiştim. Bizim Türkiye'nin A planı var. B, C, D, E, Z planı falan yok. Evet. O yüzden bu A planını iyi uygulamamız lazım noktasında. Yani o riski aldılar. Evet, onun da galiba bir bedelini de ödemiş görünüyorlar siyasi olarak. Öyle öyle, ama belki de bu kadarını hani belki kendileriyle konuşsak ya bir şeyler bekliyorduk ama kantarın topuzu kaçtı diyeceklerdir. Ama işte o genel seçimler sonrasında biraz da herhalde nasıl olsa iktidardalar, bir ders verelim, bir sıkı ihtar çekelim diyen herhalde bir AK Parti'ye daha önce oy vermiş seçmenin de bir bölümünün oyunu almış görünüyorlar. Ya da dediğin gibi bir kısmının da gelmemesiyle, sandık başına gitmemesiyle, oy kullanmamasıyla bu gerçekleşmiş oldu. Ama ikisi de bence aynı yere geliyor. Yani gidip oy, karşı oy vermekle gitmeyerek öteki oyun paydayı küçülterek pay bölgesindekini arttırarak da aynı etkiyi yaratıyorlar aslında. Yani baktığında seni de onaylamıyorum. Başkasına vermeye gönlüm yok ama seni de onaylamadım bu süreçte. Tamam. Bak bir bakalım. Tam öyle. Ya bir bakalım, bir de hani burada biraz canımız yandı. Bunun da hani bir faturası olması lazım. Sen de bunun farkında ol diyen bir mesaj var. Evet. Ya bence. Şimdi buradan itibaren bundan sonrası ne olurla ilgili, şimdi birincisi ben bir açıdan bu seçim sonuçlarında çok da pozitif değerlendirdiğim bir alan var. O da şu. Geçtiğimiz son 2 senedir tüm dünyada muhafazakar ve daha korumacı ağırlıklı politikaları öne süren partilerin birçok ülkede iktidara geldiğini veya daha büyük çoğunluklara ulaştığını gördüm. İlk defa daha sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir, uzun zamandan beri diyeyim hani, daha sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partiye daha fazla ittifat oldu bu ülkede. Bu bence de çok güzel bir şey. Demokrasi açısından, ülkemiz açısından da iyi bir haber. Bir iş adamının söylediği, ya kendimi şeyden çıkmış gibi hissettim sözünü de burada paylaşayım. Hapisten çıkmış gibi hissettim dedi. Bahar havası geldi dedi. Şimdi onu da biraz abartılı bulmakla birlikte biraz daha konuşabileceğimiz, daha sohbet edebileceğimiz, daha yumuşak bakabileceğimiz bir döneme geliriz. Umudu da biraz piyasaları rahatlatmış gibi görünüyor. Şimdi piyasalarda ne oldu ne bitti diye baktığında ilk başta sabahın ilk saatlerinde borsanın kafa karışıklığı çok normaldir. Ama kur tarafında hani bak, geçtiğimiz cuma gününde bıraktığımız yerden başladık. Bence iyi bir haber. Devamında yani kur tarafında 32'nin altına indik bir ara. Hani evet, ne oldu 32'nin altına indik dediğimiz bir CDS tarafı görece olarak rahatladı. Türkiye'ye olan algı bence pozitif olarak etkilendi ve etkilenecektir de bundan sonra. Bundan sonra verilen mesajlar ve yapılacak işler de önemli. Kur tarafındaki hikayenin arkasında birazcık faizin artık Türkiye'sinin daha cazip olduğu bir dönemdeyiz demiştim. Daha yılbaşında bunun olacağını söylemiştim ama şu anda bayram nedeniyle Türk lirasına ihtiyaç duyan ve özellikle bayram harçlığı diyelim, bayram harçlığı için Türk lirasına ihtiyaç duyanlar tamamı dövizli oldukları için onlar bir kısmını sattılar. Baktılar, gördüler ki bir şey olmuyor hemen seçimin sonrasında, ertesinde. Onların bir kısmının satışıyla bu kur 32'nin altına indi ama ben Merkez Bankası'nın çok da 32'lerin veya 31'lerin altına inmesine izin vermemesi gerektiğini ve mümkün olduğu kadar da bu arada böyle bir satış gelirse de döviz rezervlerini tekrardan güçlendirmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Yani kurda aşağı tarafta bu seçim nedeniyle şu veya bu sebeple kur aşağı düşer mi diye bir endişe varsa da ben ona karşılık Merkez Bankası'nın alımlarıyla kurun çok fazla aşağı gelmeyeceğini, ihracatçı çok fazla üzmeyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar söylemleri itibariyle reel değerlenen Türk lirası dediğinde nominali sabit tuttuğunuzda zaten faiz etkisiyle reel değerlenen bir Türk lirasından bahsediyor olacaksınız. O yüzden Merkez Bankası'nın döviz alımlarına devam edeceğini düşünüyorum. Bundan sonra esas iş Sayın Şimşek'e düşüyor. Evet. Yani onun da açıklamaları biraz galiba piyasaların bu sakinleşmesinde bir etkisi oldu. Çünkü hem dün akşam Cumhurbaşkanı'nın OVP göndermeleri, onu referans etmesi, hem de bu OVP'yi güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz yönündeki Bakan Şimşek'in açıklamaları, yani enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi, daha neler dedi, gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız yönündeki açıklamaları biraz etkili oldu herhalde. Piyasanın da biraz beklediği mesajlardı bunlar. Hani ne yapalım? Şimdi böyle de söylendiğine göre bu taraf daha uygun görünüyor dendi sanki. Ben öyle hissettim ama. Ya tabii şimdi burada bir belirsizlik ortama oluştu. Yani sonuçta çok da beklenmedik bir sonuç bu. Yani tamam bir değişim değil bu belki ama önemli mesajların dediğin gibi bir kırmızı karta kadar giden bir ihtar durumu var veya kırmızı kart sarı olmasa kart diyelim. Sarı kart diyelim. Şimdi böyle bir durum olduğunda piyasa hani ne yöne gideceğiyle ilgili bir kararsızlık yaşadığı bir anda yani şu andaki ekonomi yönetiminden net bir mesaj gelmesi iyi bir şeydir. Yani bunu tartışmayalım. Yani bu iyi bir pozitif bir mesajdır. Şimdi buradan sonra aynısı işte kişinin lafa bakılmaz. Eylem söylem birliği diyorum. Bunu hem Merkez Bankası için söylüyorum hem Sayın Şimşek ve onun liderliğindeki ekonomi takımı için söylüyorum. Şu ana kadar tek ayaklı para politikasıyla geldik bugüne kadar. Artık bunun yanına ikinci ayak olarak da maliye politikalarını mutlaka eklemeleri lazım. Ha bayram büyük bir şans bu arada. Yani bir durgunluk, bir tatil, bir dinlenme, bir ara, üstüne üstlük resmi tatil de var. Umuyorum ve diliyorum ki Sayın Şimşek ve ekibi bayramda biraz çalışacaklar. Onlar biraz fazla mesai yapmaları lazım. Bayramdan sonra mümkünse çok kısa zamanda yani çok uzun bir zamanda değil. Çünkü dikkat edersen bu faizleri yavaş arttırmaya benim çok ciddi itirazım vardı. Bunun bize bir zaman maliyeti olacak demiştim. Hem zaman maliyeti oldu hem enflasyon beklentilerini düzeltemedik. Üstüne üstlük bir de rezerv kaybettik. Yani bu zaman meselesi çok kritik. Buradan itibaren Sayın Şimşek ve ekibinin maliye politikalarında önemli adımlar atmaları lazım. Onu gene kendisinin söylediği gibi kamuda tasarruf en tepeden başlayarak. Yani en tepeden başlayarak. Yani külliyede varsayalım ki 1000 tane mi danışman var? 900'ünün işine son versinler veya biz zaten bunlara maaş ödemiyoruz ama onlar zaten bizimle beraberler deseler bile oradaki kadronun bir şekilde daraltılmasından başlayarak aşağı doğru inmeleri lazım. Bence evet. Hızlı bir net bir tasarruf politikası. Beraberinde vergi tabanı ile ilgili bir takım söylemler vardı şu ana kadar. Onunla ilgili adımlar. Belki kredi kartları. Ama bunu mümkün olduğu kadar bütüncül bir paketle gelmeleri lazım ki para politikasını destekleyen bir maliye politikası olması gerekiyor. Ondan sonra artık bunun performansını değerlendireceğiz. Ha bunlar gelmezse ne olur dediğimiz zaman sadece tek başına tek ayak üzerinde faize dayalı bir enflasyonla mücadele programına şu ana kadar müthiş bir inanç oluşmadı. Bu inancı kuvvetlendirecek bir takım adımlar atarlarsa ister erken seçim olsun, ister 4 sene sonra olsun o zamana kadar ciddi bir takım işler yapılması gerekiyor ki ister AK Parti iktidarda devam etmek istiyor olsun, istiyorsa da 2 sene sonra erken seçime şimdiden hazırlık olsun. Her halükarda burada önemli iyileştirmeler yapılması gerekiyor. İnşallah yapılır diyeceğim. Yani ondan biraz... Evet. Ya herhalde ben de o yolda giderler diye düşünüyorum. Hem B planı olmadığı fikrine hala devam ediyoruz gördüğüm kadarıyla. Ben de aynı düşüncedeyim. Zaten yarın öbür gün bir seçime gidilecekse gene kesenin ağzı açılacaksa da şimdi bir şeyleri düzeltmek lazım ki yarın o kesenin ağzını açmaya da bir imkan olsun. Yani yoksa bugünden o U dönüşü kese ağzı açmak filan kimsenin işine yaramayacağı gibi muhtemelen memleketi bir Arjantinleştirme durumuna doğru da götürebilir, sürükleyebilir. Bu çok büyük bir risk. Yani en büyük risk orada. En büyük risk orada. O çünkü erken seçim filan artık orada bambaşka bir süreç yaşarız. Umarız öyle olmaz. En azından verilen mesajlar öyle olmayacağı yönünde onlara itibar edilmeyecek de bir durum yok. Çünkü biraz önce söylediğin gibi bu riskin herhalde bile bile bir bölümünü belki bu kadarını tahmin etmiyorlardı bu tepkiyi ama bu riski bir şekilde seçim öncesinde aldılar. Yani bu programa itimatımız tam diyerek seçim sonrasında da programın devam edeceğini Cumhurbaşkanı seçim öncesinde de ifade etti. Hem de tam herkesin artık sandık başına gideceği sıralarda diyelim. Şimdi bu süreçten şöyle bir Yani şuraya varmaya çalışıyorum. Şimdi tabii ki çok kolay olmayacak. Şimdi Nisan'da, yani Mart, bilmiyorum senin tahminin nedir ama 3,5 civarında bir enflasyon beklentisi var aylık bazda. Yani TÜFE tarafında söylüyorum, aylık 3,5 bir enflasyon beklentisi var. Şimdi içine girdiğimiz ayda beklentiler önemli ölçüde elektrik işte yani ne kadar enflasyon rakamlarına yansır vesaire ama mutlaka yansıyacak. Elektrikte yapılacak olan zamlar, vergilerde yapılacak olan düzenlemeler, bunların hepsi Nisan enflasyonunun da biraz yüksek çıkmasına neden olabilecek konular. O noktadan sonra işte zaten Mayıs enflasyonuyla beraber biz Haziran'da bir zirve, yani Haziran'ın 3'ünde biz Mayıs enflasyonu açıklandığında bir 70'lerin üzeri bekleniyor zaten. 75'lere kadar bir beklenti var. Bu süreyi nasıl geçiririz sence? Yani hem yatırım araçları bakımından soruyorum. Varsa tavsiyelerinle birlikte biraz, çünkü her şeye rağmen belki de piyasa tamamen ikna oldu mu sence bu işlerin düzene gireceğine, yoksa daha bir şeyler bekliyor olur mu? Şimdi önümüzdeki yani bu ay para politikası kurulundan nasıl bir hareket beklersin? Faizleri yükseltirim havasında konuşuyor Merkez Bankası ama yükseltir mi? Hani reskont kredilerine yaptığı yükseltmeden bahsediyorum. Ne dersin yani kurlar ve diğer yatırım etrafında şekillenen bütün aktörler bakımından değerlendirdiğinde böyle kilometre taşlarıyla, ana başlıklarla neler söylenebilir? Ya ben ona biraz evvel söylediğim ana tema itibariyle cevap vereceğim. Çünkü faizi arttırdık diyelim. Yine tek ayaklı para politikasıyla giden bir enflasyonla mücadele programı benim gözümde veya benim açımdan başarılı olma ihtimali düşük. Çünkü onun mutlaka ikinci bir ayakla desteklenmesi gerekiyor. Hep söylüyoruz, o da maliye politikası. Maliye politikasında vergileri illa arttırmanız gerekmiyor. Vergi oranlarının biri. Şimdi bir, yeni vergi. İki, vergi oranları artışıyla vergilerini arttırmanız gerekmiyor. Vergi tabanını genişleterek de bu işi yapabilirsiniz. Yani kayıt dışı. İşte, kayıt dışı bir, iki, var olan işte KDV'deki istisnaların düzenlenmesi. Üç, İşte kiralarla ilgili konuştuğumuz kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması, böylelikle hem ki bunu düzenleyebilirsiniz, bunu konuşmuştuk. Hatırlarsan petrolün Rusya'ya fiyat tabanı uygulanmasını, kimse Rusya'dan daha yüksek fiyatla petrol alamaz değil. Ama 60 doların üzerinde alırsanız sigortalamıyoruz dedikleri andan itibaren zaten sistem 60 dolara kilitleniyor. Burada da DASK yapmıyorum, sigorta yapmıyorum, onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum diyerek sistemin içine kira sözleşmelerini çok rahatlıkla sokabilirsiniz. Bu vergi tabanını genişletici bir şeydir. Vergi tabanını genişlettiğinizden tahsil ettiğiniz vergiyi arttıracaksınız demektir. Bu ve benzeri, yani maliye politikalarıyla ilgili bir takım şeyler gelmek zorunda. Gelmediği takdirde tek başına faiz, isterseniz buradan 75'e çıkarın. Kısa bir süre döviz kuru üzerinde baskı yaratırsınız. Biraz bir bahar ayları yaşarsınız. Sonra öyle bir fırtına gelir ki o fırtınanın önünde durmanız çok zor. Onun için onu yaratmamak lazım. Yani değerli toplum iki ayaklı bir sistemle maliye ve para politikasını beraber götürüp dengeli, sadece faize yüklenen değil, sadece vergiye yüklenen değil, ikisi birbirini destekleyen bir politika gelmesi lazım ki başarılı bir enflasyonla mücadele programı konusunda insanları ikna edebilirsiniz. Ben kendi adıma bunlar gelmediği takdirde, yani ikincisi, yani maliye politikalarında bazı adımlar atılmadığı takdirde tek başına faize güvenerek enflasyonla mücadelenin başarılı olacağını düşünmeyen taraftayım. Ve benim ikna olmam gerekiyor, ben derken sıradan bir vatandaş olarak benim ikna olmam gerekiyor ki A. talebimi azaltayım, B. tasarrufa gideyim, C. kur tarafında tercihimi dövizden yana değil de TL'den yana kullanayım. Bunların hepsinin olabilmesi için bu değerli toplu bir programla birlikte destekleyici bir program diyelim, destekleyici bir maliye politikası gelmeli ki biz enflasyonda cidden mücadele ediyoruz'a ikna olalım. Bunun ikna olduğumuz takdirde de tercihimiz dövizden değil de TL'den yana, tasarruftan yana, tüketimden değil tasarruftan yana olacaktır. Bunun yapılması gerekiyor. Bundan sonra hani portföy tercihi dediğin zaman ben yılbaşından bu yana Türk lirası faizinin daha cazip olacağını bu yıl içinde, yıl boyunca söylüyorum. Yani tüm yıla bakarak söylüyorum. Sadece ilk 2-3 ayda bunda geride kaldı belki Türk lirası ama ya da Türk lirası faizinin getirisi enflasyonun altında kaldı ama kura ve borsaya göre de çok da kötü bir yerde değil halinde. Esas bundan sonra Türk lirasının faizinin daha cazip olmaya devam etmesi lazım ki bu bahsettiğim enflasyonla mücadele ve özellikle beklenti yönetimi açısından bazı gelişmeler veya ilerlemeler kaydedilebilsin. Bunlar yani olmadığı takdirde yatırım tercihleri arasında hani borsa veya döviz veya faiz gibi bir şeyi şu anda konuşmayı biraz erken buluyorum. Dedim de söyledim. Yani ben bunları görmek isterim. Bunlar gelmeden bu kararı vermem. Ama şu anda mesela bayram nedeniyle Türk lirası faizinde olmayı tercih ederim dövizde olmak yerine. Altının şu anda altını başka bir programda gene konuşuruz ama şu anda yurt dışında önemli kazanımları vardı bugün. Yeni rekorlar kırdı ama o istisnai bir durum. Yani biz daha böyle işte 3, 6, 1 yıl, 2 yıl gibi bir perspektife bakarak konuştuğumuzda en azından 3 aya baktığımda halen de altını ayrı bir yere koyuyorum ama geri kalan yatırım araçları arasında faiz önemli bir alternatif halinde. Ve şu anda gelinen nokta itibariyle %50'nin üzerine çıkmış olan bir mevduat faizi bence borsaya göre bile önemli bir yatırım alternatifi ki borsanın son geçen hafta ve bugün gösterdiği performansın arkasında halen de faizin yüksek olması veya faiz getirisinin, faizdeki getirinin diğer getirilere göre daha cazip olacağını düşünen bir kesim olduğu için borsada şu anda biraz daha yatay bir seyir izleniyor diye düşünüyorum. Peki yani bu biraz daha göreyim demenin içerisinde bu ay Merkez Bankası'nın bir hareketini, bir faiz artırımını bekleyip beklememeyi de biraz daha görerek mi tartışmak istersin? Yoksa ben ne yani? Neden onu dedim biraz evvel, aslında onu söylemeye çalıştım. Para Politikası Kurulu toplantısından önce bayram tatili var. Bayram tatilinde Sayın Şimşek ve ekibinin biraz fazla mesai yaparak bize, ondan önce diyorsun, ondan önce bir şeyler söylemesi lazım. Yine o zamana kadar hiçbir şey söylemeyip yine faize yüklenirsek bu tek ayak bir süre sonra yorulur. Yani evet. O yorulmadan onun yanına ikinci ayağı da koymamız lazım. Onun için bayram çok iyi bir fırsat. Yani bu fırsatı umarım ekonomi yönetimi değerlendirir. O olmadan tek başına faiz %5 yani %5 veya 500 bas puan artacak, 1000 bas puan artacak desem bile ki demeyeceğim. Desem bile yine bir şey ifade etmiyor benim için. Çünkü yani faiz 70 yapsanız bile yanına bir şey koymadığınız takdirde tek başına 70, 80, 100 bunlar kırıcı şeyler oluyorlar. Yani ekonomide veya piyasalarda kıracak şeyler oluyor. Onun için bunun yanına, faizin yanına destekleyici bir maliye politikası lazım. Bunu mutlaka getirmemiz lazım. Aksi takdirde tek başına faizle bu iş olmayacak. Üzgünüm. Evet. Sanki piyasada bu hazırlıklar varsa bunların açıklanmasını, ortaya konulmasını hem bekliyor hem de buna bir fırsat tanıyacak gibi görünüyor yani önümüzdeki süreçte. Yani o hamleleri bir görmek istiyor anlaşılan. Yani şimdiye kadar niyet ifadesi vardı. Onu anlaşalım. Şimdiye kadar niyet ifadesi vardı. Yani söylem vardı. Artık biraz eylem gerekiyor. Yani eylem söylem birliğini ısrar etmemin biraz da sebebi bu. Yani artık biraz eyleme geçilmesi lazım. Çok tevatürden biraz daha ayağa yere basan, derli toplu uygulanan bir takım programlara doğru geçmemiz lazım. Evet. Yani o seçici kredi, gelirler politikası, kamu tasarrufu filan, harcama kontrolü diyorsak bunları görmekte fayda var. Bunlar görüldükçe güveni daha hızlı inşa etmek mümkün olacak gibi görünüyor. Zaten Sayın Şimşek de hani yapısal reformlardan bahsediyor, ekonomide dönüşümü gerçekleştirecek, verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız diyor. Buralara gelmeden önce öbür maliye tarafında hangi adımların atılacağının bir görülmesinde fayda var. Yoksa söylem bir yere kadar. Peki. O zaman bu, yani görünen o ki şu anda piyasalarda ciddi bir alt üst oluş beklemiyoruz bu seçim sonrasında. Yok. Siyasi havayı epey değiştirmiş olan bu seçim sonrasında o kadar büyük değişiklikler, piyasadan özel tepkiler beklemiyoruz. Ama bu sürecin de daha fazla uzamaması gerektiğini, o söylenenlerin bir hayata geçmesi gerektiğini de bir yanıyla teslim etmek gerekiyor. Yoksa bunun sıkıntıları daha uzun süre çekebiliriz. Belki bu programın da başarıya ulaşma şansını da bir hayli törpüleyecek bir gecikme olabilir. Peki, çünkü ben de daha fazla doğrusu şey bulamıyorum. Şimdi hani ne tarafından baksak, şimdi biraz bekleyip görmemiz gereken bir süreç. Kurda bir patlama, sıçrama olmayacak. O anlaşılıyor. Yani olağanüstü bir şey olmadıktan sonra. CDS'ler yabancının bakışında yani çok hızlı bir iyileşme beklememiz mümkün değil. Gıda ve hizmet enflasyonu tarafında da bir işte her şeye rağmen bir inatçılık tarafı devam edecek gibi görünüyor. Yani bununla beraber Nisan ayı enflasyonunun takip edileceği bir süreç olacak. Bu bakalım hangi zamlar yapılacak ve bunların enflasyona yansımaları ne olacak, onları izliyor olacağız. Bir süre daha izleme halindeyiz o zaman Sayın Ağaoğlu. Evet, bir süre daha izleyeceğiz ama bu izleme çok gecikmemesi lazım. Yani bahsettiğimiz gibi mesela Nisan ayı, Mayıs ayı, Haziran ayı enflasyonlarını mutlaka takip ediyor olacağız ama ona gelene kadar yani o süreçte mutlaka bir takım adımlar gelmesi lazım. Onlar gelmedikçe biz biraz Godoy'u bekler gibi bekleriz bu enflasyonu. Bu da çok hayra alamet bir şey değildir yani. Yani Godoy'u beklemeyelim. Yani biraz hani hakikaten işi aksiyona dökelim. Dediğim gibi eylem ve söylem birliğini bir örtüştürelim birbirine ki maliyeti bize daha az olsun. Peki o zaman önümüz bayram. O bayram haftasını da bir görelim. Orayı da artık herkes bir dinlenecek. Bakalım hükümet ne kadar çalışıyor olacak. Bayram sonrasında bütün bunları birlikte değerlendiririz seninle beraber. Anlaştık. Peki o zaman gene her zaman olduğu gibi geleneğimizi bozmayalım. Sağlık dileyerek şans sohbetini de bu hafta burada kapatalım. Bu özel şans sohbeti gibi oldu. Seçim sonrası şans sohbeti ni yapmış olduk. Evet, o zaman herkese sağlıklı, iyi bayramlar dileyelim. Herkese sağlıklar ve iyi bayramlar olsun. Evet, bayramdan sonra değerlendirmek üzere diyelim. Umarım bu arada da dediğim gibi Sayın Şimşek ve ekibi bayramda biraz fazla mesai yapıp bize biraz net ipuçları verirler. Hadi bakalım, bekleyip görüyor olacağız, değerlendireceğiz beraber. Efendim, şans sohbetlerinin bu haftada sonuna geldik. Sağlıklar diliyoruz, iyi bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın.